Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Ara sıra böyle terliyorum. Merdiven çıkarken de sık sık da yoruluyorum da. Arada bacaklarımda da oluyor böyle sızı. Onların nedeni kamp olabilir mi? Hemen. Evet. Bunu öğrenmek istiyorum. Kalp rahatsızlığını nasıl anlayabiliriz onu da öğrenmek istiyorum. Size iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. İyi haftalar. İyi günler. Sağ olun. Buyurun hocam. Merhabalar Hatice Hanım. Geçmiş olsun her şeyden önce. Şimdi bu belirttiğiniz şikayetler özellikle merdiven çıkarken yorulma şikayeti yani kısa eforda yorulma var ise mutlaka bunun araştırılması lazım. Yani bir hakikaten kalp damarlarında darlıktan kaynaklanıyor olabilir veya kalbe ait başka faktörlerden de olabilir ama mutlaka araştırılması gerekiyor. Hani bunun dışında akciğer fonksiyonları yetersiz oksijen alınımından kaynaklanan sebeplerle de olabilir ama araştırılmasında fayda var. Yani bu bizim önemli, siz de burada güzel bir soru aslında. Bu noktada ben de bir şeyler söylemek istiyordum, sormasanız bile. En önemli kalp damarlarındaki oluşan darlığın en önemli belirtilerinden bir tanesi de kısa eforda oluşan nefes darlıkları ve yorgunluklardır. Göğüs ağrısı olmayabilir. Özellikle şeker hastalarında şeker sinirleri de tuttuğu için otonom nöropati dediğimiz bir şey yapıyor ve ağrı, organ ağrıları hissedilmiyor. Yani normalde eforda göğüs ağrısı olması gerekir. Kalp damarlarında darlık var ise. Ama şeker hastalarında veyahut da şeker kullanım bozukluklarında bu tür bulgular olmuyor. O yüzden de bu önemli bir bulgudur. Yani kısa eforda, yani bir kat merdiven çıkıyorum, ben yoruluyorum, işte eskiden bu kadar yorulmazdım diyen kişilerde mutlaka daha derin araştırmalara girmekte fayda vardır. Benim önerim tabii burada mutlaka bir elektronun çekilmesi, bir efor testinin yapılması, bir ekokardiyografinin yapılmasında size fayda var diye düşünüyorum. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.